Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 14 Nisan 2022. Bugünler kontrollerindeyiz. Uzun zamandır video paylaşamıyordum. İlk fırsatta sizler için bir eğitim videosu daha çekmek istedim. Çalışmalar yoğun olduğu için video çekemiyordum. Bugüne nasip oldu. Umarım sizler için faydalı olur. Nar videosu daha önce detaylı bir şekilde çekmemiştim. Bu videoda nar yetiştiriciliği ile ilgili video paylaşımı yapacağım. Şu an Çukurova bölgesindeyiz. Nar çeşidimiz Hicaz narı. Narımız 3 yaşında. Narımızın dikim aralığı sıra üzeri 3 metre. Sıra arası ise 5 metre olacak şekilde dikim yapıldı. Şu an narımız 3 yaşında. Yaklaşık dekarda, yani 1000 metrekarede 65 ağacımız var. Arazimiz 45 dekar. Yaklaşık bahçemizde 2900 ile 3000 adet nar meyvemiz var. Şu an narımız yavaş yavaş tomurcuk vermeye başlamış. Genelde Hicaz narı Mart ayının sonlarına doğru artık yavaş yavaş Mart ayının sonuna doğru tomurcuk vermeye başlar. Akdeniz iklimine sahip olduğumuz için bu dönemlerde biraz daha erken tomurcuk verir. İç Anadolu bölgesinde bu Mayıs ayını bulabilir. Ağaçlarımızda yoğun derecede yaprak biti şikayetleri üzerine geldik. Şu an net çekim yapmaya çalışıyorum ama şu anlar yaprak bitiyle karşılaşıyoruz. Yeni sürgünlerde yaprakta şu şekilde buruşmalara sebep oluyor. Şu an yeni sürgünde oldukça yoğun derecede yaprak biti var. Hatta şöyle şu şekilde biraz daha netlemeye çalışacağım. Şöyle dizimin üstüne indirip şöyle gösterecek olursak. Bunlar yaprak biti oldukça yoğun. Elimden geldiğince net çekmeye çalıştım. Oldukça yoğun yaprak bitiyle karşılaşıyoruz. Bu dönemde yaprak bitine çok dikkat etmemiz gerekir. Şu an yeni sürgünler vermeye başlamış ağacımız. Şöyle baktığımız zaman bahçemizde nar yaprak biti ile karşılaştık. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken hususlardan biri nar yaprak biti. İkincisi ise alternaria yaprak lekesi. Bugün nar yaprak bitine karşı ilaçlama yapacağız. İlaçlama yaparken alternaria'ya karşı da ilaçlamamızı yapacağız. Çünkü bu dönemlerde ilk sürgünleri verdiği zamanlar, yani çiçeklenme dönemi başlangıcında alternaria genellikle genç sürgünlerde başlıyor.
Alternaria ilk genç yapraklarda başlıyor. Hastalık şiddeti arttıkça meyvede de zararı görülüyor. Ondan dolayı alternaria hastalığı, yani narda alternaria hastalığı önemli bir hastalıktır. Şu an narımıza baktığımız zaman Hicaz narı genellikle 3 ve 5 arası lider dal bırakılmış. Yani tek dal üzerinde de bırakılabilir. 3, 4, 5, yani seçenekler değişebilir. Bu 3 de olabilir, 5 de olabilir. Şu narımıza baktığımız zaman, şöyle saydığımız zaman, dal sayımızı saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet lider dal bırakılmış. Tabii 1 de bırakılabilir. Bazı narlarımız bazı bölgelerde 4 olacak şekilde bırakılmış. Nar yetiştiriciliği ile ilgili ilk, yani Mart ayından hasata kadar, yani ilk sürgünlerin çıkışından hasata kadar tüm hastalık, zararlılar, bitki beslemeleri, gübreleme konusunda sizlerle video çekimi yapıp paylaşmaya çalışacağım. Umarım çekebilirim. Elimden geldiğince bahçe bitkileri olsun, tarla bitkileri olsun, sizlerle video çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Şu an ilk dönem için bizim için önemli olan alternaria ve alternaria yaprak lekesi ve nar yaprak biti. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekecek. Tabii bu uygulamaları yaparken, ilaçlama yaparken içerisine bir nevi, yani takviye amaçlı deniz yosunu takviyesi yapacağız. Deniz yosunu ilaçların etkinliğini yaklaşık %15-20 arttırmaktadır. Ondan dolayı ilk etap için deniz yosunu takviyesi yapacağız. Şu an yeni yeni sürgünler veriyor. Yani yeni yeni tomurcuklar veriyor. Şu an yaprak bitinin kanatlı formunu görebiliyoruz. Buradan bu şekilde doğum yaparak çoğalacak. Yaprak biti popülasyonu oldukça fazla. Ondan dolayı ilaçlamamızı yapacağız. İkinci ilaçlama ise çiçeklenmenin hemen ardından, yani bir 15 gün sonra tekrar bir uygulama yapılacak alternaria için. Bunlar için farklı farklı ilaçlar kullanılabilir. Yani orijinal ilaçlar da kullanılabilir. Bayesef'in, Sincantan'ın, Bayer'in, farklı farklı ilaçlar kullanılabilir. Yani Signum kullanabilirsiniz, örnek veriyorum. Veya farklı farklı strobin grubu içeren ilaçlar kullanılabilir. Biz ilk etapta azoxstrobin artı difeganozol kullanacağız. Sürgünlerin ilk dönemi olduğu için yani bahçemizde ilk dönem, yani bahçelerde sürgün, şimdi bahçemizde sürgünler yeni olduğu için ilk etap için difeganozol kullanabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama son etaplara doğru difeganozol kullanmamız pek doğru olmayacaktır. Çünkü yakıcı özelliğe sahip. İlaçlamamızın ardından şu sürgünlerimiz alınacak. Şu an şuraya baktığımız zaman yaprak bitinin popülasyonunu size göstermeye çalışacağım. Şöyle netleyip yoğunluğu görebiliyorsunuz. Şurada oldukça yoğun derecede
karşılaşıyoruz. Şu dalları, yani şu sürgünleri aldıracağız. Bir almamız gerekiyor. Bunlar ağaçların hem yaşlanmasına sebep oluyor, hem de o aralarda yeni yeni sürgünler çıktığı zaman yarın, yani ilerleyen dönemlerde Mayıs sonu gibi onunla bitile mücadele yapacağız, mücadele edeceğiz. Ondan dolayı bu durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci uygulamamızda izelement ile, yani kombi izelement ile beraber alternatif uygulaması yapacağız. Tabi ilerleyen dönemlerde unlu bit, harnup güvesi, ondan sonra aspergillus, meyve çürüklüğü, portakal güvesi, bunlarla mücadele yapacağız. Bunlarla ilgili, yani zarar şekilleriyle ilgili, mücadele şekilleriyle ilgili, yani neler yapabiliriz, bunlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Umarım sizler için faydalı olur. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.